Herkese yeni bir günden günaydın, hayırlı sabahlar. Biz uyandık, kalktık, çayımızı ilk iş olarak çayımızı ocağa koyduk. Kahvaltımızı hazırlıyoruz. Sizler neler yapıyorsunuz? Sabah telaşları, günün telaşları başladı. En büyük telaş sabah yataktan kalkar kalkmaz ilk işimiz çayı koyuyoruz. Daha sonrasında bir el yüz yıkama falan derken yatakları topla, çayı demle, ardından kahvaltıyı hazırla. Bizim Yakup zaten iş başında. Onun maşallah enerjisi hiç bitmiyor. Şu anda dolabın kapaklarını açmış. Çay kavanozu, un kavanozu hepsini dışarıya çıkarıyor işte. Anasına iş çıkarıyor. Anasının işi az ya. Bir de arada cam kavanozlar var. Kırılacak diye korkuyorum. Ekmek dolabının alt katında cam kavanozlar vardı. İçinde hep işte Hindistan cevizi, susam, tahin, ne bileyim ekşi falan, pekmez, bu tür şeyler. Onların hepsini üst katlara koydum, kaldırdım. Orası bomboş şimdi, boşaldı. Orayı hiç gidip de açmıyor artık. Unuttu orayı, bıraktı. Bakıyor, açıyor. İçinde hiçbir şey yok. Boş içerisi. Geri kapatıyor. Burada da plastik kavanozlar var ama 3 tane de cam kavanoz var. Çay kavanozu falan, onları kıracak diye yüreğim düşüyor. Annem Allah aşkına. En iyisi kaldırayım. Hepsi plastik. Onlara bir şey olmaz. Şurada tutsun da bunları da yukarıdan bir şey ayarlamam lazım. Yer ayarlamam lazım üst katlarla. Ve sizlerle sohbet ederken bir yandan da kahvaltı tepsimi hazırlayayım. Belki birçoğunuzun şu dikkatini çekmiş olabilir. Bu da bizim vestiyerdeki ilaçlar. Vestiyer işte kaç, 8-10 katlı falan yani. Bir son 3 katını biz ilaç kısmı olarak ayırmıştık. Çocukların ilaçlarını falan koyuyorduk. Şurup şişeleri falan koyuyorduk. Bizim kapının yanında beyaz bir ayakkabılığımız var. Birçoğunuz biliyorsunuzdur. Videolarda görünüyor çünkü. Yakup onları açıyor ve içindeki bütün ayakkabıları, terlikleri koridora sere serte döküyor. Ve sürekli koridor kirleniyor. Kendisinin elleri kirleniyor. Oradaki ayakkabılıktaki ayakkabılar bizim her an dışarı çıkarken giydiğimiz ayakkabılar, terlikler. Vestiyerdekiler genelde her zaman giymediğimiz, gezmedik olanlar falan işte, ne bileyim öyle ayır. Yani bu şekilde bir düzen vermiştim. Yakup işte de gördüğünüz gibi her yeri karıştırdığı için oradaki ilaç olan katları boşalttım. Bunun içine koydum. Şimdilik buraya böyle koydum. Zaten taşınma durumlarımız da var diye. Şimdilik orada kalsın dedim. Yeni evde bir ilaç yeri, ayrı bir raf, bir şeyler yaparız. Dolap falan almayı düşünüyoruz. Bakacağız artık. O vestiyerin ilaçları koyduğum yeri boşaltınca ayakkabıların hepsini oraya koydum. Ayakkabılığın alt kısmının 3 katlı oda. Alttaki 1. ve 2. katı boşalttım. Yakup Bey'in elinin yettiği yerleri boşalttım. Tek tek Yakup'un elinin yettiği yerleri boşaltmaya çalışıyorum. Mümkünse üst katlara koyuyorum. Ama üst katlarda zaten dolu, işte koyacak yer olmadığı için mesela gördüğünüz gibi ilaçları böyle bir kabın içerisine koydum. İlaç alacağımız zaman bunu indiriyoruz böyle. Bir şey dolusu ilaç, gördüğünüz gibi. Yani bu Yakup Paşa'nın yüzünden evin altı üstüne geliyor. Düzen diye bir şey kalmadı. Onu oraya, bakın işte şurada bunun gibi 3 tane kavanoz, cam kavanoz olduğu için çimi nereye koyacağım düşünüyorum. Hiç yer, yani yer kalmadı. Üst dolaplarda yer yok. Ben bunu da herhalde şu difüzün üzerine koyarım herhalde. Yapacak bir şey kalmadı. Şuraya koyayım bari bunları da. Neyse, böyle iyi oldu. Nefesim üzerinde kalsın. Ama şey, normalde sevmem böyle dışarıda. Mesela şu orada hiç hoş görünüyor mu? Görünmüyor. Yani şunlar burada oldu mu? Olmadı aslında. Ama hani artık göçebe hayatına şey olmaya başladık. Taşınma durumlarımız olduğu için de şey yapmıyorum. Artık aman diyorum, idareten orada kalsın. Yeni evde zaten planladığımız şeyler var. Merdiven altı depomuz var. İlaçları falan oraya koyacağız mesela. Deterjan, ilaç, bazı şeyleri o merdiven altı depoya koyacağız. Oralara yüksek yüksek raflar yapacağız. Yakup ulaşamayacak tabii ki. Yani yeni evde Allah nasip ederse bir takım
planlarımız olduğu için artık burada elime geçeni yukarılara böyle koyuyorum. Dolap üstlerine falan koyuyorum. Videolarda da size belki çirkin bir görüntü oluyordur diyorsunuzdur. Allah aşkına bu kadın ne kadar güzelsin. O leğenin orada ne işi var diyorsunuzdur. O leğenin içi ilaç dolu. Yani o kavanozların orada ne işi var diyeceksiniz şimdi bu videodan sonra, yani izleyenlere şimdiden bir açıklama olsun. Yakup Paşa'nın yüzünden kaldırdık oraya koyduk. Yoksa o cam kavanozlar kırılacak. Çünkü geçen bir tanesini böyle ekmek dolabının içinde kavanoz vardı. İçinde de bitki çayı vardı. Böyle şöyle bir kavanozu aldı bir yere bir fırlatmasıyla cam paramparça kavanoz. Bitki çayları da gitti, ziyan oldu. Olduğu gibi toparladım. Bir de üstüne bana bir sürü iş çıktı. Yani ne diyeyim artık. Çocuk işte ne, canı sağ olsun. Böyle böyle büyüyor çocuk. Bir yandan da kahvaltımızı hazırlayalım da. Bak işte tepsi. Yakup'un oturma odasına götürdüğü tepsiyi Aytu getirdi. Ver. Tamam ver. Dur oğlum dur, karıştırma orayı. Hayır yok, o mammadan yemiyoruz şimdi. Şimdi kahvaltı yapacağız. Kahvaltıdan sonra mamma yiyeceğiz. Bak bak bak, çikolata gördü, dolaptan çikolatayı alıyor. Yok şimdi çikolata, yasak. Kahvaltı yapacağız. Kahvaltıdan sonra veririm. Tamam mı annem? Bir de şuradan Allah'ım, benim kapattığım çekmeceyi kendisi geri açıyor. Hadi ablalara bir bay bay yapalım. Dur, dolabımızı kapatalım. Niye devrildin? Allah'ım bir şey olmadı. Hadi şu ablalara bir bay bay yap. Bay bay. Böyle 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 fırçık atalım. Böyle yapalım. Öyle değil bak böyle. Yakup bak 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 böyle. Böyle yap. Gülbahar teyzesi. Bay bay. Yor gir sen, çok fenasın. Bu arada çayım da kaynıyor. Yani yaklaşık 2-3 dakikadır altı kısık bir şekilde kaynıyordu. Alper Aytu. Anneciğim hadi masaya hazırlayalım kuzum. Yavaş yavaş. Ben bardak koydum mu oraya? Aytu'yu da koyalım. Hadi gel. Sabahları, ay bismillah, yumurtayı kırıyordum. Sabahları böyle sizlerle sohbet ederek kahvaltı hazırlamayı seviyorum. Yoksa böyle uyuşuyorum biliyor musunuz? Uyuşup hiç keyifsiz oluyorum. Bir de bir gün öncesinden de yorgunluk varsa, şu an benim üzerimde bir gün öncesinden yorgunluk var. Çünkü dün iki defa yeni evimize gittik. Ne oldu? Tam geç. Geç. İki defa yeni eve gittik. Sabah gittik, mutfak dolabı ustası geldi. Evet, elektrik kesik değil, pardon, lamba patladı. İdare edeceksiniz bugün. Şuradan şey alayım. Sabah şeyi getirdik. Mutfak dolabı için işte usta getirmiştik. Akşam üzeri saat 6 gibi de şeye gittik. Tekrardan eve gittik. Temizliğe başlayalım dedik. O yüzden dün yani birinci katı süpürdük falan. Bayağı bir yorulmuşum. Yani zaten halimden belli. Yorgunluk. Yani şu an saat 11.43. Düşünün artık yani. Geç kalktık bu yüzden. Yok. Kızım hadi saç lastiğini getir, şu salatalı domatesi soyayım, saçlarını toparlayayım senin. Sen elini yüzünü yıkadın mı annem? Tamam yapma, kırılır. Bekle, abin var. Bekle. Evet tamam. Geç sen bu tarafa. Arkadaşlar çağırıyor sizi. Gel bu taraftan, seni görmüyorlar. Şu tuvaletteki ampul patladı. Akşam baban gelince yenisini takar. Kenarlarında az bir şey olmuş. Ezilmeler olmuş domatesin. Bir açtım, açmadı. Bir daha dedim açmadı. Sonra geldin bana dedin.
Ben de evet doğru kızım dedim. Neyse ben bu kahvaltımızı hazırlamaya devam edeyim. Sonrasında görüşürüz inşallah. Ne? Hadi sen. Böyle yiyeceğim. Tamam.
nereye gidiyorsun? Temizlemek gerekiyor. Oğlum sen Yakub'a tut gitmesin. Elini yüzünü yıkadım. Üstünü değiştireceğim. Altını tikirletmiş. Altını falan şey yapacağım. Tut annem sen onu. Ay burada da namazlılar burada kaldı. Bez alalım. Kıyafetlerimiz. Aytuğ'un sesi neden öyle çıkıyor? Burası gene dağıldı. He? Burada şey kalmamış. Bunlar biraz şey olur. Neyse şunu ben bir alayım da. Şimdi şuraları da süpüreceğim de. Önce Yakup Paşa'nın bir şey yapalım. Altını üstünü temizleyeyim. Bir onu halledeyim önce. Ondan sonra önce evi süpüreceğim. Koltukları falan biraz çekeyim diyorum. Çekyatları çekeceğim biraz. Ondan sonra da mutfağa girişeceğim. Ne oldu anne? Anneciğim oyunda zenginim. 2 milyon TL. Ay benim. Ay görmeyin. Buralar darmadağındık. Daha buralara başlamadım. Abi, namaz eteğim falan kalmış burada. Namazlığaları kaldırmam lazım. Yakup Paşa'nın haline bakın. Üstü başı. Ama şey üzerine meyve suyu dökmüş. Ben de şimdi elini yüzünü yıkadım. Üstünü çıkarayım. Bir de popoyu da kirletmiş. Temizleyelim cici olsun oğlum. Ay benim. Şimdi Yakup'a ben meyve suyunu getirdim içsin diye. Bir elini attı, bir sıktı, puf. Şurada ıslak mendil var, getirsene. Çok yaşa. Aşkım benim. Hadi gel. Gel. Gel yat buraya. Yat da cici yapalım seni. Hadi. Yat annem. Hadi yat. Bak bezimizi getirdik Yakup bak. Bezimiz burada. Hadi cici olacağız. Yat bakalım. Hiç umurumda mı? Onu tek yapacağım şey mendili karıştırma. Kalk bakayım annem. Hoppala. Yakup cici oldu. Yakup cici oldu. Yakup cici oldu. Kıtı 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 yapayım mı buraları ben? He? Şu saçlara jöle sürsek mi acaba? Hı? Sürelim mi? Şu saçlara jöle sürelim mi kıvırcığım benim? Kıvırcığım benim, bu benim kıvırcığım benim. Çekin, çekin. Gıdı gıdı gıdı, gıdı gıdı gıdı. Şu bacaklardan ısırayım biraz. Gıdı gıdı yapayım, boş.
Yakup'un üzerine ıslattığı çamaşırları buraya hemen öyle bir attım ben. Dışarıda da toplanacak çamaşırlar var. Ama öncesinde evi süpürmem gerekiyor. Süpürgemizi alalım. Geçen ay Yakup yine şuradan kırdı. Ali tekrar ikinci defa yap, hatta üçüncü defa yapıştırdı. Geçen bir defa zaten ilk kullanırken ben kırmıştım. Ondan sonra yapıştırdı. Bir daha kırılmıştı. Geçen günde Yakup düşürdü bunu. Düşürünce bu yapıştırdığı yerden kırıldı. Adamcağız bir daha yapıştırdı. Kaldıralım. Ay bir aklım. Mutfaktaki bulaşıkları yıkadıyor. Bir aklım da aşağıya in. Annemle bir kahve içeyim. Kahve içtikten sonra bulaşıkları yıkadıyor. Bakalım neye karar vereceğim. Ali'nin iş çamaşırları makineye atılacak. Önce dışarıdaki serili olan çamaşırları. Bunları makineye atayım. Sonra dışarıdaki serili olan çamaşırları toplayayım. Dur annem, tamam kapatalım burayı. Burayla işimiz bitti şimdilik. Başka bir şey kalmadı herhalde koyacak. Kahve içmeye diye aşağı inecektim ama annem sağlık ocağına gidecekmiş. Dedim sen sağlık ocağına gidip gelene kadar ben mutfağı toparlayayım. Öyle artık kahvemizi içelim dedik. Ben toparlayayım mutfağı. Şöyle temiz temiz olsun. Annem de ilacını yazdırsın gelsin. Öyle içelim kahvemizi.
Aşağıya nereden götürüyorum? Bugün de yine akşam üzeri şeye gideceğiz. Ali saat 6'da işten gelecek. 6'da gelince ben tabii o saate kadar bütün gün içerisindeki yapmam gereken bütün işlerimi yapıp bitireceğim. Bunu ne yapsam ya? Bunun şurasını Yakup bakın ne hale getirdi biberonun emziğine. Şöyle bir parçaladı, görüyor musunuz? Buna tam böyle tersten parmağını geçirip bunu böyle parçaladı. Bu artık gitti zaten. Buna yeni emzik almamız lazım. Aslında annem sağlık ocağına gitti. Annemi arayayım, oradaki eczaneden yeni emzik alsın buna ya. Şuraya koyayım mı? Şurada dursun. Bunu çöpe atıyoruz direkt. Hemen aklımdayken annemi arayayım. Ben hemen annemi arayayım aklımdayken. Efendim. Mama şunu verebilir misin? Vereyim kızım. Hiç şeyde olmaz. Ya çok sıcak. Ay sıcak. Yaşı yakladım. Hava bugün de çok sıcak. Evet, hava çok sıcak. Artık bundan sonra sıcaklar olur kızım. İlacımı içmeyi unuttum. Annemi aradım bu arada. Emzik istedim şu biberon emziğinden. Dedim gelirken biberon emziği al bana dedim. Annemin gelmesi yine sürer biraz. Ben şimdi iki tane tava var yıkanacak. Az bir şey. Onları yıkayacağım. Şöyle bir çay içeceğim. Annem gelince de kahve içeriz. Deterjan da bitti. 5 kiloluk alıyoruz deterjanı. Bitti o da. Sonunu boşalttım şeyi. Şeyin içine. Böyle 5 kiloluk alıp şöyle şunlara boşaltıyorum. Sonunu koydum. Ne oldu oğlum? Aytun mu lan anneciğim? Tamam, bir 5-10 dakika oynuyorsunuz, artık bırakıyorsunuz elinizdekileri.
Ondan sonra deterjanladım. Deterjanla iyice yıkadım. Uçuşa geçti yani sıkmaya. Ben de artık köşeme geçip biraz dinleneceğim. Çayımı da aldım. Belim ağrımaya başladı. Bu arada ilaçlarımı da içtim. Alper kapıyı açsana annem. Alper de kapının arkasında oturuyor. Yalpıp çıkmasın diye. Şöyle kolumu açayım. Tamam açtın mı? Ay kurban olurum. Ne yapıyorsun annem sen? Dur Yalpıp. Alper bir dakika. Çay var annem elimde. Kalk bakayım oradan. Şu televizyonun sesini biraz kısalım. Çok açık sesi ya. Yakup için mi açıyorsunuz bu kadar? Of belim ağrımış. Neyse biraz dinlenmek iyi gelir. Çünkü daha benim bugün yapılacak çok işim var. Ay oğlum ayağına oturuyordum. Kendimi ben dün akşamdan motive ettim yarın dedim. Çamaşır kalmayacak hiçbir şekilde. Şu anda iki sepet çamaşır var katlamam gereken. Biraz önce topladım çamaşırların. Dün akşam sermiştim. Yol açılmış mı Alper? Şu karşı yol açılmış mı? Çadır sökülmüş mü? Cenaze vardı ya mahallemizde. Çadırı sökmüşler artık. Çünkü yol kapalıydı. Hep bizim evin önüne park ediyorlardı yol şey arabaları. İşte biraz önce topladım şeyi. Anlayan olmuş. Bir şey yapışmış buraya bak. Çamaşırları topladım. Bir sepet de vardı zaten katlanacak. İki sepet oldu katlanacak. Şimdi ben çayımı içeceğim. Biraz dinleneceğim. Hemen çamaşırlara girişeceğim. İki sepet çamaşırı katlayacağım. Ütülenmesi gerekenler var. Ütüyü de bugün yapmak istiyorum. Aslında yıkanması gereken kilim var. Halıların hepsi yıkanacak da. Bir de arka tarafa bir tane kilim koymuştum. Yıkanacak. Bayağı büyük 6 metre kilim. Aslında onları yıkamaya başlasam diyorum ama şu belim biraz daha iyileşsin de ağır işlere kalkışmayayım fazla. Yani evin temizliğini de mesela yaparken ağır işleri Ali yapıyor. Ben biraz hafif olan işleri yapıyorum. Belimden dolayı. O yüzden ben bugün en iyisi ütüyü yapayım. Ütü o kadar yormaz beni. Yani ayakta da olsam sorun değil ama halı kilim yıkamak şimdi belime ağır olur. Ben hiç halıya kilime bugün girişmeyeyim. Ütüyü yapayım. Bu arada sizlerden fikirlerinize ihtiyacım var. Bizim bu yeni evin inşaat temizliği şu an yani inşaat temizliği hiç temizlemedim desem yalan olur. Şöyle yani bu evi de biz yaptık mesela. Bu evin de inşaat temizliğini temizlemiştik ama o zaman yani bu kadar pis değildi. Mümkün değil. Çünkü yerleri dayım, eşim ve abim üçü biri yapmıştı yerlerin seramiklerine. Üçü bir döşemişti. Ondan sonra benim dayım seramik ustası. Abim de seramik ustalığı var. Ali'nin de var seramik ustalığı. O yüzden üçü bir döşemişti yerleri. O yüzden temiz yaptılar. Yani hiç doğru düzgün öyle biz
inşaat pisliği görmedim bu kadar. Duvarların boyamasını mesela Ali yapar, hiç şey yapmaz, bu kadar damlatmaz yerlere. Temiz, biz 2 senede bir evimizi boyarız yani. Hiç bu kadar pis yapmayız, boya kalıntısı bırakmayız yerlerde. Ne bileyim yani, bu evde gördünüz dünkü şeye, diğer video kanalıma attığım videoda gördünüz evin nasıl pis olduğunu ve ne kadar çok iş olduğunu. Bir de ev aslında sadece inşaat pisliği değil, uzun zamandan beri ev satılmamış, boşmuş. Bundan dolayı biraz da pencereler falan açık, toz birikintisi çok. Yani ben duvarları bile sileceğim. Duvarların, anneciğim yavaş, aman çayım var. Duvarların bu alt kısımları el lekesi falan olmuş yani. Elimin yettiği yerlere kadar duvarları da sileceğim. Annem yavaş. İşte şey diyecektim. İnşaat temizliğin, temizlik işinde çalışanlar varsa eğer, bu temizliğe giden bayanlar varsa aranızda, takipçilerimin arasında, ki var bir tanesi. Vallahi ismini Serpil Ün aldı. Galiba Serpil Hanım siz miydiniz bana inşaat temizliği tüyoları vermiştiniz. Temizliğe giden takipçilerim varsa aranızda. Ya da daha önce böyle inşaattan yeni çıkmış ev alıp da inşaat temizliği yapmış takipçilerim varsa aranızda, tüyolarınıza, temizlik fikirlerinize ihtiyacım var. Bana yazın lütfen, şeyde yorumlarda yazın lütfen, inşaattan çıkmış ev en kolay nasıl temizlenir? Pratik püf noktaları. Şimdi ben mesela şey yapacaktım, biliyor musunuz? Şimdi evi yıkama şansımız yok maalesef. Çünkü biliyorsunuz apartman dairelerinde yani şey olmuyor, gider olmuyor, yıkayamıyorsunuz, öyle yıkama olayı olmuyor. Banyo kapısının önünde set olmasaydı yıkayıp suyu banyoya doğru götürecektik, ama banyo kapısında da maalesef banyonun kapısının kasası var, geliyor set geliyor yani. Maalesef suyu götürme imkanım yok. Ben süpürme işlemi bittikten sonra, o yerdeki boyaları falan da kazıma işlemi bittikten sonra, bol artık 3 su mu olur, 5 kova mı olur, 10 kova mı olur, kaç defa vileda kovası, vileda suyu değiştiririm bilmiyorum, ama bol bol sileceğim. Duvarları da sileceğim. Banyoyu mesela şey yapacaktım ben. Banyoyu direkt hortumu tutacaktık yani. Orada da boya kalıntısı yok orada da. Çünkü duvarlar, yerler, her yer fayans. Direkt yani hortumu takıp yıkayacaktım. Sonra işte bir tane takipçim, herhalde Serpil Hanım siz mi demiştiniz bana. Birkaç takipçim yine aynı şeyi söyledi ama sadece Serpil Hanım değil. Birkaç takipçim söyledi. Aman Göknur, banyoya direkt suyu tutma. Önce o banyonun duvarları hani şey yapılıyor ya, der zaralarının tozu oluyor ya. Önce onu kuru bezle sil, ondan sonra yıka demişti. Ben önce anlamamıştım niye acaba, sonra düşündüm doğru, haklıymış. Hatta dün de gittiğimde bir daha baktım, Ali de dedi. Yok dedi, direkt dedi su tutulmaz, önce kuru bezle veyahut da kuru fırçayla o fayansların üzerindeki o dolgu tozlarını temizleyeceğiz, ondan sonra yıkayacakmışız. Yani o fikri verdiğiniz çok iyi oldu. Teşekkür ediyorum buradan o takipçilerime. Tek tek isim veremeyeceğim ama, çünkü isimleri şu an aklımda değil hangi takipçilerim yazmıştı. Bu yüzden diyorum ya, en kolay inşaattan çıkmış evi temizlemek için en kolay fikirler, tüyolar. Lütfen yazın bana, yorumlarda yazın, bekliyorum. Bu arada ben sizinle konuşurken çayımı unuttum, iyi mi? Ve Yakup çıktı. Koşun biriniz Yakup'u getirin. Böyle işte arkadaşlar, temizliğimize başladı. Temizlik bir hafta sürer diye düşünüyorum. Bugün yine gideceğiz. Bugün yine gideceğiz ve yine temizlik videoları çekeceğim. Onu da yine diğer kanalıma atacağım. Şimdi bu videoyu hemen böyle taze taze fırından yeni çıkmış olarak taze taze düzenlemesini yapıp Göknur Çavuş kanalıma yükleyeceğim. Günümün geri kalanını, şu an saat 3'e geliyor, günümün geri kalanını artı eve gidip de evde yaptığımız temizlik videolarını falan da hepsini de diğer Çavuş Ailesi Günlüğü kanalına atacağım inşallah. Ben çayımı içmeye devam ediyorum, sizlere de iyi seyirler diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.